Geçen Ekonomi Gazetecileri Derneği'nin gecesi var. Taksiyle gitmem gerekiyor. Bir taksiye bindim. Bir beyefendi ama böyle kıyafeti, tavrı vesairesi falan, şapkalı mapkalı, çok düzgün bir beyefendi. İsmail Bey. Hep kaşırım, biliyorsun ben insan severim hani şeyin içerisinde. Evet, evet. Makine teknikeri. 15'in üzerinde un fabrikası kurmuş. 30'a yakın fabrikanın çeşitli... 15'in üzerinde un fabrikası kurmuş. Makinalarını üretmiş, fabrikayı sıfırdan kurmuş. 55'li yaşlarda, 60'lı yaşlarına yaklaşırken de artık çok elektroniğe kaydığını fark etmiş, emekli olmuş. Ama bu arada oturtturdum, anlattırdım. Un fabrikası 5 katlı olurmuş. Hani tüm katlar nasıl çalışır, makineler neye ne aktarır, hava sistemleriyle yukarı çıkartılır falan hikayesi. Heyecanlı, çok beyefendi, çok düzgün anlatarak falan. Gerçekten konuya hakim. Yani öyle bir şey yapınca yani makine teknikeriyim, ne yapıyordun makinede falan. Hani şey düşünüyorsun, ben küçük bir şeyin parçası gibi düşünüyorsun. O anlattı, yok Amasya'da, yok Samsun'da, yok bilmem ne. 15'in üzerinde fabrikayı sıfırdan baştan sona kurmuş. Ama bir sürü fabrikada da işte makine parçalarıyla ilgili falan çalışmış işin içerisinde. Çok heyecanlı. Dedim taksicilik, dedi işte 55 yaşını geçtik, konu elektroniğe döndü. Biz artık yetemez olmaya başladık elektroniğe dönünce. Ben dedi tamamen, ben de çalışan mühendislerden birine devrettim dedi. Çıktım dedi şeyin içerisinde. Sonra dedi bir süre sonra da sıkıldım. Hani taksicilik de iyi bir çözümdü. Taksiciliğe başladım falan hikayesi. Çok güzel öykü. Hani o insan tadı ya da şeyin içerisinde. Ama tuhaf bir duygusallık. Tam yılbaşı zamanıydı. 3 Ocak'ta 66 yaşını dolduruyor. Artık taksicilik yapmasına da izin vermiyorlar. Hadi ya. Sınırı oymuş. 66 yaşından sonra taksicilik, yani hani şey taşıyamazsın. Dışarıda vatandaş taşıyamaz. Yani ehliyetin olabilir de taksicilik yapamazsın hikayesi. 3 Ocak'ta dedi hani bu da bitiyor. Ne yapacaksın dedim. İşte Ordu'da bir yerde köyü varmış. Köyüme gideceğime bağlandı. Yani ne kadar tuhaf bir zorlama aslında. Ya yani adamın baktığında çok dinç, zihni dinç. Yani bedeni de dinç görünüyor. Hani kişisel olarak. Yani. Hani beynimiz, bedenimiz kaç yaşında ne iş yapar? Buna başka bir çözüm üretmek mümkün değil mi? Ya da haklı mıyız 66 yaşından sonra taksicilik yaptırtmamakta? Yani bak yine gıcık, o yaş sınırları var ya mesela. 18 yaşına gelmiş herkes erişkin kabul etmemiz kadar garip bir şey. Yani kimisi 12 yaşında zaten koca adam oluyor. Kimisi 25 yaşında hala olmuyor yani. Ya da kültür bunu sağlayabiliyor. Yani hani Osmanlı'ya baktığında 15 yaşında çocuklar yetişkin çocuklar oluyordu artık. O yüzden Fatih 21 yaşında İstanbul'u alıyor yani. Alıyor yani, hani başka türlü nasıl olsun. Ya da hani şimdiye bakıyorsun, adam 35 yaşında hala... Çocuk yani. Ya işte o sayılar problem. Şeyi izledim. 2-3 gün önce gene böyle hani YouTube'a bir şey izleyeceğim diye girer de ben bu videoya nereden geldim noktasına ulaşırsın ya, öyle bir yerde. Hollywood yıldızlarının öncesi sonrası videolarını izliyorum mesela. İşte 20'li 30'lu yaşlarında işte Wesley Snipes'tan efendim Sylvester Stallone'a kadar herkesin böyle fotoğrafları var. Var ya şu 10 yıl challenge'ı vardı. Onun gibi. Bir yan yana vermişler. Şimdi bakıyorsun yani bir kısmı hakikaten 20'li yaşlarında daha yaşlı gözüküyor 60 küsur yaşındaki halinden. Onlar daha dinç yaşlanmışlar. Ve kesinlikle adamın bir de yaptığı işleri falan takip ediyorsan biliyorsun ki adam son dönemlerde çok daha sofistike işler yapmaya başlamış. Ama bazısı abi komple göçmüş. Hele bir Mickey Rourke örneği var, hani dedikodu sayılmaz. Adam ya dünya güzeli bir şeyken bir şeye dönüştü. Yani ne olduğunu da bilemiyoruz. Bir acayip oldu adam. Şimdi bakarsan yaşlar aynı abi. Tevellütler 40-50 neyse işte o civarlarda. Ama ya insanlar çok farklı yaşıyorlar. Çok farklı yaşlanıyorlar. İnsanı birey olarak değerlendirmek o kadar zor geliyor ki bize. Standarda bağlayınca rahatlıyoruz. Mesela bu tamam, ehliyet konusunda çok bir şey diyemem. Hani o sonuçta toplum sağlığını, trafik güvenliğini falan ilgilendiren bir şey olduğu için. Galiba normal ehliyete de 80-85 yaş sınırı gibi bir şey geliyormuş herhalde. Var. Yani şimdi varmış. De var bir sınır da onu yani o güzel. Mesela işte arsa alıp satarken falan hani belli bir yaşın üstünde şey gerekmesi. Bunlar anlaşılır. Ama yani yine de istisnalar sağlayabilecek bir plastisemiz olmazsa insanlardan faydalanacak. Özellikle bak yaş konusunda bir şey var. Senden de teyidini almak isterim. Bazı kişilerin, bazı yaşamların yaşlılığı bize lazım. Yani yaşlı halleri bize lazım. Tam o sırada ıskartaya çıkarmak iyi bir fikir değil mi? Ben yaşlanmayla ilgili hep şöyle bir şeyi fark ediyorum. Bazı adam yaşlanırken korkmaktan vazgeçiyor.
İşte o gençleşmeye başlıyor. Aynen öyle. Yani 30'unda 40'ında hep korkarak geçirmiş hayatı. 45'inde geliyor. Aman be diyor. Yani hayatta korkacak bir şey mi var diyor. Bir çıkarıyor o ceketi üzerinden. İşte o adam cesurca hamleler yapıyor. Çok eğlenceli birine dönüyor. Yani hani yaşamı yeniden ele alıyor falan. Şeklini değiştiriyor şeyde. Bazı adam da 45'ine geliyor. İşte bunlar da ölüm korkusu oluyor. Kaybetmeler oluyor. Yalnızlık bilmem nesi oluyor. O zamana kadar korkmayan adam korkmaya başlıyor. İşte korkmaya başlayınca gerçekten hikaye böyle. O adamın çöküyor, zihni çöküyor, zekası çöküyor. Hani onun ehliyetini alacağım mesela. Ama mesela bunu nasıl ölçeceğiz? Yani buna bu, bir ölçme aracı geliştirmek mümkün değil mi? Ya yani ben İsmail Bey'le yolculuk yapmaya bayıldım. Yani hani bu önemli bir şey. O denk gelmeler anına bunu fark ediyorsun. Bayıldım. Yani gerçekten efendiliğine, teknik ayrımcılığına mümkünse onun ve benzeri insanlarla yolculuk yapmak benim için çok daha eğlenceli, zevkli, değerli. Niye ziyan edelim adamı şimdi 66 yaşında? Aynen, bırakacak. Işte. Bir de çok kalp kırıcı değil mi? Tabii. Yani işte ben 45 yaşındayım. Sen 45 yaşından sonra artık şunu yapamazsın deseler. Endülüs yere taşınır yaparım yani. Bu adamın hayata tutunduğu bir şey. Yani o onunla bir de keyif alarak yapıyormuş. Bu da değişik bir şey. Ben hayattan memnun olan çok az taksi sürücüsü gördüm yani. Hele İstanbul'da falan millet böylece baygın baygın sürüyor da. Yani bunu bir insanın elinden almak için hakikaten yaştan başka bir gerekçe olsa fena olmaz. Tekrar söyleyeyim. Otoriteyi anlayabiliyorum. Ya bu düzenlemeleri anlayabiliyorum ama bunların arasında bazen istisnalar yapmamız gerekiyor. Yani ne bileyim işte ya İngiltere tam o tantanalı dönemde Winston Churchill emeklideydi mesela. Sen yaşattın lan abi güle güle. Yani İngiltere tarihinin önemli bir kısmında çok değişik şeyler yaşanabilirdi. Ya da ya böyle yaşlı ve bilge insanların bazısı hakikaten toplumun önünü açıyor. Enteresan şeyler yapıyor. Bir olgunluk yaşı bir şeyler için lazım. Bu zaten işte bir kitaba da konu oldu geçtiğimiz senelerde. Birkaç sene evvel Ekenon Goldberg diye bir araştırıcı işte yaşlılık ve beyin üzerine bir kitap yazdı. Bilgelik paradoksu diye. O kitapta bahsettiği şey yani insan zihninin, beyninin daha doğrusu bir özelliği var. Öğrenme, böyle hızlı öğrenme yeteneğini yaşla yitirmekle beraber öğrendiklerinden, yaşadıklarından bağlantı kurarak sonuçlar çıkarabilme ve yeni ve orijinal sentezler yapabilme konusunda diğer canlılarda olmayacak derecede üstün bir becerisi var. Bizim yaşla beraber gördüğümüz ama yaşlanmayı kastetmiyorum burada yani yaşanmışlıklarla beraber oluşan, tecrübeyle oluşan. Bir hani içe doğma hali var. Az kelimeyle kendini ifade eden, duygusal heyecanlara çok fazla kapılmayan, gelir geçer olaylardan bağımsız daha kuş bakışı görebilen falan filan insan. Mesela ya bunun trafikte bile faydasını görürsün. Abi yani bir adam en azından bir kavgayı bile onlar farklı ayırıyorlar. Yani şimdi trafikte bu İsmail Bey'di değil mi? Evet, hani bir iki tane sürücünün kavgasına şahit olsa onları bile dost edebilir birbirine bu kadar deneyimle falan. Ya bunların faydaları çok. O güzel yaşanmış hayatın yaşlılığına ihtiyacımız var dediğimiz gibi. Ama bunu da nasıl sınayacaksın? İşte birçok şimdi işte Apple falan. Ya teknik olarak buna bir ölçme aracı geliştirebilsek. İşte şimdi teknik zor. Teknik şöyle bir şey. Teknik bu işte. 66 yaş gibi sınırlar koyarsın. Testler yok, hayır, yaparsın. Yani algoritmik adamı yaparsın. Psikolojik olarak değerlendirebilecek. İşte onların hepsi abicim algoritmik. Problem orada zaten. Bütün testler, ölçekler, o işte uyguladığımız her türlü yöntem. Bu sınırımız şimdi. Dördüncü çizgi yoka geliyor mevzu. Yani hani buraya bir şey üretmek mümkün değil mi? Bilimsel olarak sınır bu. Ama mesela işte şu büyük şirketlerin işe alırken sordukları mülakat soruları kitap falan oluyor ya. Tuhaf tuhaf şeyler soruyorlar işte. Fuji Dağı'nı nasıl taşırsın diye bir kitap vardı bu işte. Büyük şirketler işe alırken sordukları mülakat sorularından derlenmiş. Niye böyle şeyler soruyorlar? Yanal düşünebilme, tecrübeyi kullanabilme, kriz anlarında çözüm üretebilme, işte benzersiz problemlere benzersiz çözümler koyabilme gibi yetenekleri aslında ölçmeye çalışıyorlar. Bunun da hani bir çoktan seçmelinin işte A şıkkı doğrudur gibi bir cevabı yok. Onu değerlendiren kişinin de bilgi olması gerekiyor. Oradaki hal ve tavırdan mesela yanlış cevabı verdiği yerde seçilen adamlar oluyor. Çünkü cevaba yaklaşım tarzı ve yolu istenen şey oluyor orada. Yani mesela paniklemiyor bilmem ama ne yapıyor. Ama şeyi anlayamayız biz. Yani nasıl bir düşünme yöntemi kullandığı. Anlarsın. Bedensel dinçliği, zihinsel dinçliği. Elbette anlarsın. Ama bilgelik daha başka bir şey. Şimdi bak yani muhabbeti baymayayım. Öyle çok tekniğe girmeyeyim ama. İnsan davranışında algoritmik olan şeyler vardır. Algoritmik derken ya bir akış şemasına dönüştürebilirsin, test edersin, ölçersin. İcabında kanda bir hormonun seviyesine bakarak bile bir şeyler söyleyebilirsin. Bir de algoritmik olmayan taraflar vardır. Bunlar ve bizim gerçek insanlarımızın çoğunu oluşturuyor maalesef. Bu konu işte Roger Penrose'un falan zihin felsefesinde kafa yorduğu yer burası.
Bizi esas insan yapan şey hesaba kitaba gelmez. Testlerde gözükmez bilmem ne. Bak yani sen daha önce bir programda dedin. Küçükken bana ne dedin? Bir şey deselerdi kesin ne olurdu demiştin. Hani böyle bir kelimeyle bir şey söyledin. Hani böyle hiç bugünkü adama benzemiyordum diye anlatırken küçükken yani. Ha yani ben küçükken salak olduğumu düşünüyordum ha, dedim. Yani. Ha bana salak derlerdi değil mi? Ha. Bende de ona benzer bir şey var demiştim sana. Hakikaten şimdi o zaman bana bir test yapsaydım, eğilim testi. Ya bu adam bugün yaptığı işlerin hiçbirini yapamaz bir kategoriye konurdu. Şimdi o testler insanın zaman içerisindeki dönüşüm ve değişiminin kaotikliğini kapsayabilecek bir mantıkta değiller. Anlık testler, mesela o İsmail Bey'i de böyle bir test alsan diyelim, adam o gün bozuk balık yedi, ishal oldu, bilmem yok serotonin düştü, arttı, aşık oldu, kafası bozuldu, bankada parası battı. Her şeye göre bu testler etkileniyor. Ama süreyen bir şekilde o insanın hayata yaklaşım tarzını ancak bir başka insan işte değerlendirebiliyor. O insan da bunu algoritmik olmayan tarafıyla yapıyor. Mesela diyor ki neden bilmiyorum ama geldiyse, burada bir ışık var. Olduysa, ya falan. Da işte, yani böyle bir şey var. Mesela X faktör diyorlar. Mesela o X faktör yarışmalarında izliyorsun. Ya çıkıyor biri, bir sürü insan güzel bir şey söylüyor ama birisi, hepsi diyor ki bu işte. Niye o? Mesela halk daha çok ona oy veriyor. Niye? Adını koyamadığımız, analiz edemediğimiz, sayısal olarak ifade edemediğimiz bir takım özellikler paketi var. İşte bizi insan yapan şeyler biraz onlar. Ve bir kısmı doğuştan gelebilir ama önemli bir kısmı yaşarken oluyor. Ve biz maalesef ömre saygımız yok abi. Yani yaşlılara saygı otobüste yer vermek değil. Yani artık evimizden de uzaklaştırıyoruz. Çekirdek aile iyice küçülüyor ya. Yani yaşlılarla da yaşamadığımız için oradan alabileceğimiz şeyden de haberimiz kalmadı. İyi yaşanmış bir ömür bilge bir yaşlılık getiriyor. Ve o yaşlılığa bizim aslında şu anda her zamankinden çok ihtiyacımız var. Onu söyleyeyim. Şu devirde, şu dijital veri devrinde. Çok lazım. Ya üretiyor olmakla da ilgili bir durum ya. Yani tabii. İsmail Bey'le evde karşılaşsan başka bir şey. Adam üretiyor, çalışıyor. Yani hani güzel çalışıyor. Bir hizmet alanı oluşturduğu şey ve güzel bir hizmet tipi oluşturuyor biçim kalitesi. Şimdi o adam mesela köyüne gitse orada yapacak iş bulamasa. Abi bir sene ciddi hasta olur, ölür o adam ben sana evet, söyleyeyim. Evet, yani. Yani çünkü ömrü böyle geçmiş bir adam duramaz. Yani daha önce dedim ya kaplumbağa emekli olmadığı gibi üreten insan da emekli olmaz yani. Var mı işte senin camiada, sanatçılarda, şurada burada, ressamlarda, düşünürlerde, yazarlarda emekli olan adam oluyor mu ya? Bizim sektörde 45'ler civarında kendi antropozunu hayattaki kapital dünyayla karıştırıp İzmir'e ya da Bodrum'da taş eve taşınacağım deyip sapıtıp geri gelen çok. Ha işte. Tamam yani. O ama bak o neden kaçış? O kendi yaratıcılığından yorulmak değil. O sistemin mesaisinden yorulmak. Evet. Sistemin üzerine bindirdiği şeyden. İşte seninle de arada yaptığımız muhabbetlerde söylüyorsun. O kurumsal hayat, o işler evet, insana evet, nasıl bir illüzyon ve gürültü sağlıyor. Evet, aslında evet, hep yaptığını yapıyorsun. Ama yaptığın ortam başka olunca falan yani. Ben mesela akademisyen, bayılıyorum akademisyen ama bazı akademisyenlik var. Lanet olsun yerin dibine batsın yani. Allah göstermesin. O işi nasıl yaptığınla ilgili, sana bir mesai dayatıyorum falan onunla ilgili bir şey. Yani o yaş meselesini falan biraz küçümsüyoruz. Yaşlılığının tanımlanması lazım tekrar. Yaşlı ve ihtiyar mesela. Şimdi ikinci kariyer hikayesi çok moda ya, çok da üzerine konuşuluyor. Yani öyle ya da böyle yaşlarımız uzuyor, daha uzun süre yaşayabiliyoruz. Daha uzun süre dinç kalabiliyoruz. Yani hani bundan benim master öğrencilerim çoğu benle yaşadı abi şu anda. Kim neyleri? Master öğrencilerim çoğu benle yaşadı. Evet yani. Bizim zamanımızda yoktu böyle şeyler yani. Ve yani daha uzun süre yaşıyoruz ve o daha uzun sürenin içerisinde gerçekten bir yerde yaptığımız bir işten emekli oluyor ve ikinci bir işe, ikinci bir kariyer. İkinci kariyer diye tanımlıyorlar bu arada. Yani hani yeni bir şey öğrenip yeni bir şey yapma. Şu kafe açanlar modası da aslında bunun unsurlarından bir tanesi. Bir yerden sıkılıyor, başka bir yere geçiyor hikayesi. Bunun tekrar bir sorgulanması, yani tekrar ölçülmesi ya da ölçmenin öğrenilmesi. Belki şu Big Data buna yardımcı olabilir. Yani İsmail Bey'i son 30 yılda takip edebiliyor olup da onun datasını biriktiriyor olsaydık, İsmail Bey gibi 1000 kişinin, 100 bin kişinin datasını biriktirebiliyor olsaydık, hani belki de o tarz ayrımları tehlikeli mi değil mi ya da nitelikli mi değil mi, gerçekten kamuya fayda zarar ilişkisini daha güzel değerlendiriyor olabilirdik. Bu data mesela internet üzerinde var. Çünkü şu anda internet onu tabii ölçebilecek bir şey. Ne yaptı? İşte Big Data'ya hakim olan bunu zaten görüyordur şu anda. Ona göre strateji muhakkak geliştiriyordur. Yani o nasıl diyelim, bizim bildiğimiz standart algoritmik ölçme, işte yani hepsi buna dair. Bütün hayatımız aslında algoritmik bir sistemle kuruluyor. Niye? Kontrol edebiliyoruz çünkü. Ve bakıyorsun bu insanların hepsini sıkıyor. Şimdi
ikinci kariyer peşinde koşan ya da ömür boyunca sürekli bir takım eğitimler almak zorundaysa insanlar kendilerini aslında geldikleri yerden hoşnut olmadıkları için bunu yapıyorlar. Fakat bunun bir başka çaresi daha vardı. Mesela insanlar birkaç bin yıldır meslekler yapıyorlar, yaşıyorlar ve ölüyorlar maalesef. Yani ve çoğunlukla da tek bir işle ömürlerini bitiriyorlar ama ne zaman olursa olsun inovatif insanın, farklı insanın, çizgi dışı insanın yaptığı şey hep aynı. İşini dönüştürüyor abi. Girdiği yeri kendine çeviriyor. Şimdi bu cesaret olmadıktan sonra 30 tane eğitim alsan da bir şey değişmiyor. Yani bizim mesela bugün bazı hani kerli ferli hayat yaşamış insanlar mesela bir master ya da doktora programına giriyorlar yıllar sonra. Hala şu soruyu sorabiliyorlar. Buradan sonra şöyle bir iş yapabilir miyim? Abi ne bileyim. Yani bu öyle bir garanti vermek için kurulmuş bir sistem değil. Böyle lise diplomasını aldım, üniversiteye gidebilir miyim gibi bir soru. Ama bu üniversitenin de genel bir problemi ya. Üniversite algılanması yani. Abi canım. Bilimle ilgileneceksin ya sen. Burası meslek abi. Alanı değil yani. Meslek lisesi ya da pozisyon değil. Yani abi. Sen orada bir takım beceriler, eğitim, ya bilgiler veriyorsun. Ama bu diye üniversite sınavı tercih eden çocuklar için de büyük havuç. Tabii büyük ki. Yanlış bir havuç. Aynen öyle. Yani hiçbir diploma seni bir şey yapmayacak. Yani bu sen ne yaparsan o diploma belki yardımcı olacak, belki olmayacak. Çoğunlukla da olacak. Eğer sen bir şey yaparsan. Hani o kendi bir şey yapma cesaretini veremedikten sonra istediğin kadar eğitim al. Şu anda şey eğitim illüzyonu var. Ben onu söylüyorum. Bu sadece üniversite için değil. İnternet için de geçerli. Mesela şu anda eminim bizi izleyen birçok insan en az bir online kursa kayıt yaptırmıştır. Bir şey izliyordur. Bir şey takip ediyor. Ama ilerlemesine baksın. Mesela ilerleyemiyorlar. İlerleyemeyecekler. Niye? O heves yok. O hırs yok. Anlatabiliyor muyum? Pozitif anlamda söylüyorum bunu. En son internetten çakallı belemeni yapmayısını öğrendim. Online. Çakallıyı bilirsin. Bilmez olur muyum? Yani Samsun'a sevgili Havza'ya. Öyle de bir tadında video yakaladım ki konuyla alakalı. Böyle ballandıra bir belemen yapıyorum. Denedin mi? Denedim. Çok da güzel oldu. Harbiden öğrendim yani konuyla alakalı. O zaman ilk public uygulamada biz de şeyi bekliyoruz efendim. Denemenin sonuçlarını gayet paylaşırım. Hiç ya, çakallı menemeni yalnız... Yani Havza'dan Samsun'a doğru giderken sol tarafta. Aynen öyle. Şu yaşlanmayla ilgili bir şey daha demek istiyorum. Bu da mesela yaşlanmanın içine giriyor girmiyor. Azıcık üzerine sohbet edelim. Şimdi her şeyin ilki lezzetli, doğru mu? İlk aş. Çok genel konuştun. Birçok yani... Hani, yani lezzetli olan her şeyin ilki en lezzetlisi. En lezzetlisi. Yani hani bunu böyle tarif edelim bir tabii. Şeyde. Yani oradaki sendeki oluşturduğu duygusal tecrübe volümü daha yüksek. Aynen öyle. Yani... İlk aşk, ilk dokunma, ilk okuma, ilk heyecan, ilk başarı, ilk para, ilk bilmem neyle tarif edersen et. İlk araba kullandığın zamanlar, işte ilk dükkan açtığın zaman falan yani hepsi şeyi var. Dünyada ilkleri bitirmek mümkün mü? Değil. Ama mesela konu saçmalaşabiliyor. Yani hani ilk uçak kullanmak eğlenceli ama ilk o uçak değil de bu uçağı kullanmak artık o kadar değil. Yani hani daralıyor ve azalıyor. Bir de mesela şey var, ilk yapacağım diye hani normalde yapmayacağın şeyleri yapmaya başlamak da ya da kültür olarak uyum sağlamayacağın şeyleri yapmaya başlamak da saçma. Şimdi ilklerin heyecanı bizi diri tutuyor, adrenalinimizi yükseltiyor, dünyaya bakışımızda yeni bir şey fark etmeyi kolaylaştırıyor. Heyecanlar vesaire, o motivasyon falan hikayesi. Fakat zaman geçiyor ve biz ilklerimizi bitiriyoruz. Yani ilklerin sayısı gittikçe o çember dönüyor ve aynı şeyleri ikinci defa yapmanın, yani hani her ne olursa olsun adı, yani bu aşk da bu hikaye böyle. İşte ne bileyim bir yeri görmede de Yıldız Parkı'nı ilk görmeyle. Şimdi Yıldız Parkı'nı ben her mevsim mümkün olduğunca her bahar mevsiminde gitmeye çalışıyorum. Şimdi görmenin başka parametreleri var. Elbette duygusal olarak bir şey de yüklüyorum üzerine ya da bir hikayesi de var. Ama ilkinin duygusal yüksekliği ilk tabii gördüğündeki ki. Şaşırmışlık ya da bilmem ne yok. Yaşlılığın bir adı da bu olabilir mi? Aynı o motivasyonunun cebinde tutamama hali. Kocama diyelim buna abi. Şimdi birkaç tane terim koymak lazım. Bak, kocama, yaşlanma, ihtiyarlama. Şimdi bunların farklı kelimelerle ifade edilmesinin altında da yani nüanslar içerdikleri için bir önemli bir nokta var. Eş anlamlı kelime yoktur. Yoktur, aynen öyle. Yani, nüanslar vardır ve evet, onları bilmek lazım. Evet. Mesela kocama, yani koca olma, büyük olma ama aynı zamanda bizdeki terimi itibariyle artık böyle elden ayaktan düşme. İhtiyar sözcüğü şu davranış yerine bunu tercih edebilme anlamına gelir. İhtiyar etme deriz biz. Bir fiildir aynı zamanda. Osmanlıca kökenli. Tabii bilmiyorum. Mesela ihtiyar heyeti yaşlılardan oluşmaz. Onlar ihtiyar ederler. Karar verirler. Derler ki işte kasabamız şunu yapacak. Anladın mı? Mesela ihtiyar aynı zamanda karar alma melekesi isabetli insanlar için. Yaşla isabet
kat etmiş insanlar için kullandığımız üzere. Yaşlıysa sayısal bir şeydir. Yani yaş almıştır bu insan. Evet. Hani bunun çok pozitif ya da negatif bir terimi yoktur. Daha tekniktir yani. Şimdi böyle baktığımızda senin söylediğin kocamışlığa tekabül ediyor. İhtiyarlık ise az hazla çabuk doyma. Şimdi bilge fare hikayesi vardı. Geçenlerde Ot Dergisi'nde de yazmıştık. Oytun Erbaş anlattı onu. Beraber katıldığımız programda. Çok güzel bir hikayeydi. Kendi deneylerinde yaptığı bir gözlem. Galiba daha önce bizim muhabbette geçmedi o zannediyorum. Onu yani kısaca burada anlatayım. Tam yeri çünkü. 10 tane falan farenin olduğu kafesler vardı bizim laboratuvarda. Bunlara yeni bir yem verdiğin zaman fareler genellikle o yem olmasına rağmen ondan çekinirler. Çünkü farklı kokar. Güzel koksa bile derler ki ya zehirlenme ihtimali olabilir ve gitmezler. Ama genellikle o kafeste genellikle en yaşlı olan bir tane fare gider ve o yemden biraz yer. Ondan sonra hemen doyar ve çekilir. Öbür fareler bakar, bu yedi ölmedi. Biz de giderim, onlar direkt böyle saldırırlar yani ne varsa yerler. Şimdi bu ilk giden fareye bakıyorsun, bu fare alfa erkek dediğimiz fare ve genellikle daha yaşlı fare oluyor. Ve bu farenin beynine incelediğinde bir özellik görüyorsun. Biz mesela hepimiz yemeğe doğru giderken, sofraya otururken böyle bir beklentiden dolayı beynimiz dopamin patlar falan. Böyle bir iştahlanırız falan ya açsak özellikle. Ve çok yeriz genellikle yani fazla yemek gibi bir sorunumuz vardır. Fakat daha oturaklı, daha bilge insanlar mesela nasıl yemek yerler? Yavaş başlarlar, az yerler, tadarlar, hemen doyarlar. Şimdi bu yaşlı farenin de beynine bakıyorsun, alfa farenin beynine. Az miktarla gerçekten doyuyor, irade kullanıp durmuyor. Diyor, azıcık yiyor ve doyuyor. Şimdi bu doğal seçilim açısından türe yaptığı katkıya bak. Öncü olarak gidiyor, az miktarda tadıyor, diğerlerine demiş oluyor ki bilmeden. Tamam tehlike yok gençler takılın. Ama aynı zamanda toplum önderliği yapıyor ve onlara bir yol gösteriyor. Bunu sağlayan şey beynindeki haz devresinin diğerlerine göre çok daha çabuk doygunluğa ulaşması. Öyle çok fazla haz arayan bir tip değil yani. Şimdi çağlar boyunca bize ne diyorlar? Çok fazla hazza düşme işte kötü gider hayatın. Hep bu konuda uyarır. Bütün dinler, kadim gelenekler ne ararsan hepsi. Yani hazdan elini çek demiyor ama kontrollü ol yani. Kontrollü tüket. Keyif al ama dozunda al. Bunu alabilen insanlar kimler peki? Buna ulaşabilen insanlar kimler? Zamanla bilgeleşen insanlar. Böyle bir yoldan gittiğinde bilgeleşiyorsun. Yani o haz aldığın az haz azalmıyor. Az haz alsan bile onunla haz sistemini doyuruyorsun. Sadece o işte senin bahsettiğin ilkler var ya, onlardaki havai fişek patlamalarını belki yaşamıyorsun ama aldığın her ufak haz, ya bunu da yedik çok şükür falan hissiyle böyle maksimal bir doyum sağlıyor aslında. Bunun içinde işte yani hani şunu da kabul edelim. Bunun içinde de bir olanı kabullenmenin duygusu var ya. Hani bunu da kabul edelim. Yani bu kaçınılmaz bir kayıp hikayesi var. İlklerimizi bitiriyoruz. Tabii abi. Yani hani ya şimdi bak, ilkler bu ama yani şey burada var. Belki yöntemsel bir yanlış yapıyor olabilirim. Aslında seninle beraber onu sorguluyorum. Belki de böyle batmamak gerekiyor konuya. Belki de konu hiç ilk milk değildi. Ama mesela yaşlanmada masaya oturduğunda bunun bilgi seviyesinde ya da motivasyon yaşam seviyesinde duygu seviyesinde de. Yani bunun böyle yaşandığını fark ediyorum. Yani bir kere bak tat duyusu, görme duyusu, işitme duyusu, dokunma duyusunun alıcılarının miktarı azalıyor bir kere. Yani giriş azalıyor zaten. Sen aynı şeye dokunuyorsun. Genç daha derin hissediyor. Sen mesela yaşlı adam daha az hissediyor. Bu yaşlı çözüm artıyor. Şey mi? İlkten sonra karşılaştıklarımızda da haz almayı daha tanımlayarak, daha düzgün ve daha kısıtlayarak yani hani şeyle değil de doldurarak değil de fark ederek yaşamak mı? Abi bak ilk aşk bir daha olmaz bir kere. Aşk dediğin şey, şiddeti, derecesi, kime, nasıl olduğundan bağımsız olarak ilk kez yaşandığımız zaten insanda bir iz bırakır. Der ki kardeşim aşık olmak böyle bir şey. O öğrendim zaman soru yavrum. Şu, ilk aşkını yaşayıp bitiren artık yaşlı mıdır? Evet, o aşk konusunda öyledir. Artık tanımıştır onu. Çok tehlikeli, çok tabii, fena. Tanımıştır onu. Yani o zaten bir söz var, kim söylemiş bilmiyorum. İşte meşhur yazarlardan biriydi ama işte kadınlar için söylemiş özellikle. Kadın ilk aşkında erkeğini sever, ondan sonraki hepsinde de aşkı sever diye. Yani o ilk aşkı yaşamış, ondan sonra sevilen şey aşktır. Çünkü artık aşkın nasıl bir duygulanım olduğu öğrenilmiştir. Mesela tatlı yemek, ilk kez tattığında o tat duyusunun, yani tatlı duyusunun sende nasıl bir şey oluşturduğu artık öğrenilmiş. Onun dereceleri var abi. Yeni bir tatlı yersin, o yeniyi yemiş olmanın ilkliğini yaşarsın ama tatlı duygusunun ilkliği orada değişmez. Hani o ilk bize yürü yavrum bu yol güzel demenin güzel bir başlangıç yolu. Aa bak
sosyal olarak çocukların büyümesine eşlik etmenin karşılığı belki de burayı aşılamakla ilgili olabilir. Çünkü şimdi biz viral videolar üzerine araştırmalar yapılıyor. Dünyada da yapılıyor. Biz de hani bir sürü çalışmanın içerisinde yapıyordum. Çok izlerken acayip güzel bulduğum videolardan bir tanesi bir kız çocuk yurt dışında bir yerde ilk defa tren görüyor. Ve o ilk görmüşlüğünün tüm şaşkınlığı yüzünde, hücrelerinde ooo falan diye böyle büyük bir mutluluk, heyecanla bilmem ne hali var. What's coming? A train. Are we gonna ride the train? Yeah. Look at how it goes to us. Oh my goodness. Here it comes. Here it comes. Hey, we gotta be safe. Stand back. Belki de bir çocuk büyütmenin, bir çocuk büyümesine eşlik et. Bunu ilk defa fark ettiğim için böyle coşkuyla anlatıyorum. Belki bu dünyanın geri kalanı herkes fark etmiş ve ben son fark edeni olabilirim, emin değilim. Belki de o ilkleri bir başka birinde görmenin tadını, lezzetini alarak yani o yüzden ondan o kadar büyük bir tad alıyor o bir çocuk. Öyle güzel demiş. İfade ettin ki. Yani işte anne baba olmanın belki de en büyük geri ödemesi aslında benim bildiğim kadarıyla bu. Onların hayretini görmeden geçmemek lazım yani. O sıradan, bizim için sıradan dünyayı onların gösterdiği hayret. O basit bir şekere, basit bir işte trene, bilmem evet, neye. Yani. Yaptıkları o hareketler falan hakikaten çok öğretici. Ya bizimkiler de çok iyiydi ya. Onlar da küçükken her şeyi hayret ediyorlardı. Şimdi hiçbir şey hayret etmiyorlar maalesef yani. Yani o da kaldı gitti öyle. Şimdi buradan yeni çocuk yapmak lazım ama bağlamayacak diyorum yani. Vallahi bence lazım abi yani sürekli çok miktarda. Çocuk yahu, iyi bir şey. Bak buradan ekşi sözlüğe düşerim bak söyleyeyim ben sana. Abi ben şöyle bir şey söyleyeyim yani biyolojik olarak bir kadın ve erkeğin hani birinci görevi biyolojik organizma olarak türünü devam ettirmektir. Bir bunu cebe koyalım. Biyolojik bir organizma olduğumuzu kabul ediyorsak bundan uzak durabiliriz. Bu özgürlüğümüz her zaman ama birinci görevi bu. Artı nesli devam ettirmekte de matematiksel çok açık bir eşitlik var. İki kişi bir araya geldiğinde bir yavru yaptıklarında nüfus azalıyor demektir. İki yavru yaptıklarında nüfus dengede demektir. Ama genellikle erken ölüm riski olduğundan bu yine nüfusun geri gitmesi anlamına gelir. 3 çocuk yapıldığında nüfusu devam ettirebilirsin. 4 çocuk yaptığında türün nüfus başarısını çoğalıyor. Garanti edersin. Türün başarısını, nüfusun çoğalmasını 5 üstünde çocuk yapmak lazım. Çünkü bunların hepsi farklı yaşlarda ölecekler. Yani matematiksel olarak popülasyon dinamiğinde böyle bir durum var. İnsan gibi üreyen canlılarda eşeğe üreme masraflı bir şey. Dolayısıyla hani yani bunu siyasi bir söylem olarak falan da düşünmesinler. 3 çocuk dedi bir ara Cumhurbaşkanı, işte başbakanken. Millet roh falan. Nüfus sorunu olabilir. Fakat bu benim söylediğim ondan bağımsız bir şey. Matematiksel olarak böyle bir durum var. Ha bu arada diyebilirsin ki abi dünyaya bir kere geldim çoluk çocukla mı uğraşacağım. Sonuna kadar saygı duyarım. Ha bir taraftan da için ya keşke şu ilkler hikayesi olsa derim yani. Tuhaf bir fark ediş sağlıyor gerçekten. Bak bu masada fark ettim. Yani aynen öyle. Bu, çünkü bu üzerine düşündüğüm yaşlanmayla alakalı sohbetini yaparken üzerine düşündüğüm bir şey. Yani şimdi bir üçüncü aşamasını daha soracağım. İsmail Bey üzerinden konuşuyoruz hala. Ama İlkleri kaybetme, gittikçe o ilklerin kaybolduğunu bilme hali birçok insanda o düşme duygusuna neden oluyor. Yani onu bir daha tekrarlanmayacağını bilme hali. Olanla yetinme hali, o adamın egolu, iktidarı yani o hani motive kendini hayata motive eden halinin dışına çıkartıyor. Olanla yetiniyor. Yani bundan da damak tadı alıyor. Şimdiyi fark etmeye çalışıyor falan gibi. Daha yumuşak bir şeye dönüyor. Halbuki o adam hani dünyayı yemiş bitirmiş, Everest'e çıkacak, ilk şunu yapacak, bilmem ne yapacak bir adamken hani o motivasyonu bir şey düşüyor. Bir de bu arada ilkleri kaybedenler için yıllardır sürdürdüğüm bir tecrübe var. Buradan da paylaşayım onu. Benim kaos teorisi ve fraktal geometri sunumlarıma gelen, bu konudaki işte ders alan ya da işte bu konuda biraz muhabbet ettiğimiz birçok kişiden aldığım geri dönüş şu. Ya her gün gördüğüm X nesnesine ondan sonra bakınca çok başka bir şey gördüm diye. Şimdi tabiatın girift ve iç içe olan düzeni, yani sadece o mikroskopik ayrıntılarda falan yoktur. Yani her gün gördüğüm şeye biraz daha farklı bir açıdan bakınca hep başka bir şey gözükür. O yüzden hep yıllardır söylüyorum, illa farklı bir şey görmek istiyorsanız farklı bakın yeter. Çünkü dışarıda zaten yeterince benzersiz şey var. Hani elma ağacı elma ağacıdır ama iki elma ağacı birbirine benzemez. Elma ağacının dalı elma ağacının dalıdır ama iki dal birbirinin aynısı değildir. Bunun gibi
Yani etrafımıza biraz daha farklı baktığımızda o ilklerin hiçbir zaman tükenemeyeceği kadar zengin bir yerde yaşadığımızda görürüz. Bunu da alt planda bak, bir... Bak bunu şöyle yapayım. Bir ekleyeceğim. Bu galiba doğru olabilir bir tarafıyla. Ben az önce ilklerden... Doğru olabilir dedi ya. Doğru bu ya. Olabilir ne ya? Abicim estağfurullah. Tamam abi haksızlık ettim. Tamam. Şöyle. Ama hani... En azından ben anlarken doğru olabilir öyle algılıyorum şeyde. Bedenle ilgili tarif ettim hazları. Halbuki bir de zihinsel bir durum var. Belki de hani bunu ayırt etme, zihinsel aynen. ilkleri bulma. İşte senin anlattığın doğru olabilir derken ki söylemek istediğim şey de o. Yani zihinsel olarak evet. o bir şeyin ilkini yaşamanın sınırı yok. Ölen yani, hayvan imiş, aşıklar ölmez bu demek işte. Hayvani beden hazla ilkleri yaşar, o tüketilir yani ama aşk... Şehvetin ilkleri bitmez bitebilir abi. Ama... Evet, şehvet biter evet. ama aşk bitmiyor. Evet. Yani aşk hali her an yeniden alevlendirilebilir bir şey olduğu için insan olmanın en güzel tarafı keşfettiğin takdirde o beden ötesi tarafıdır. Daha doğrusu haz ötesi tarafıdır. O da bedenle ilgilidir ama bedenin biraz daha zihni ya da manevi ya da ruhsal kısmıyla ilgili olan buradan şey. Tasavvufa girmeden hızlıca bir dönüyor. Girmeden hemen bir de buradan ekşi sözlüğe düşmeyelim. Düşmeyelim şeyin içerisinde. Yaşlanmanın bir evresi, bir başka evresi de duyguların yaşlanma hikayesine denk geliyorum. Şöyle oluyor hocam. Mesela 35 yaşında bekar bir kadını, buna çok rastladığım için, bu arada hiç kadınlara özel söylemiyorum, bunu erkeği de kadını da farklı farklı biçimde hep aynı. Ama hani benim örneklerim buna denk geldi. Hep aşk istediğini söylüyor ama bundan kaçınmak için de elinden ne geliyorsa onu yapıyor. Çünkü aşkla ilgili tecrübesi hayatı boyunca hep canını yakmış, çok zorlamış, onu hep riskli bir duruma itmiş. Ve yani yaşamsal olarak stabil bir hayata geçmek istiyor. Artık risk altında, tehdit altında olmak istemiyor. Ama bir yandan aşkın o coşkun halinde de umuyor. Ama duyguları yaşlandığı için, yani hani bunu tecrübe edip o şeyden kaçınmaya çalıştığı için, aslında dilinde var olan aşktan kaçmak için yani elinden ne kadar çaba sarf ettiğini fark ediyorsun. Bunun başka bin bir hali de var şeyde. Yani başarılı olmak isteyip çalışmayan adam modeli işte. Yani ya abi konfor temelli medeniyetin mecbur bıraktığı bir hal. Yani anlattığın şeyin tamamen temeli konforu bırakmaktan üzücü. Aşk konfor bozulması demektir. Mevlana'nın aşk tarifi var tasavvuf dedin ama gireceğim. İnsana rahatını, uykusunu ve iştahını kaçırttıran şey aşk denir. Yani aşk normal bir hal değil. Seni bozar yani. O bozulma sayesinde kaosa girersin. Kaosa girince yenilenirsin. Konfor çürütür. Kaos yeniler. Yeniden doğarsın yani. Onu da her baba yiğidin harcı değil. Olmaz yani. O işte neofilikler var. Cesaretle mi ilgili? Cesaretle ilgili. Yani tabii cesaretle adım atma meselesi ama onu alıyorlar bizden işte. Mesela şeyi sorayım özellikle üzerine çizik atmak için. Zeka ile mi ilgili? Başlangıç olarak evet ama tamamen onunla ilgili değil. Ya bilgiyle aslında ilgili. Yani belli bir düzeyde zeka yani, dediğim şeyi tanımlarsak eğer belli bir düzeyde bir zeka istiyor tabii. Dünyaya bir bakış istiyor çünkü bir pencere genişliği. Şimdi ikincisini yani. Soracağım özellikle. Yani bunu bilerek kaşıyorum şeyde. Bilgiyle mi ilgili? Belli bir bilgiyi bilmeden aşkı sadece duygusal ya da fiziksel aşk olarak algılamayalım. Dünyanın tümünü fark etmeyle ilgili bilgiyle bir aşk gibi algılayalım. Bir ayağımıza soktuk tasarrufa yani. Hani bilgiyle hiç ilgisi yok. Bilgi bilgiyle ilgili değil. Gerçek bilgi aşkla gelir zaten. Ya bak bilimin çıkışına bak. Benim mesleğim bilim. Nereden geliyor bu? İlk modern bilimi yapan batılı insanlara bak. Hemen hemen hepsi papaz. Niye? Şöyle bir kabulden çıkar bilim. Evren yaratılmıştır, muhteşem bir düzeni vardır. Hadi baba keşfedelim. Bir düzen arzusundan, düzeni anlama arzusundan yani bilme aşkından çıkar. Filosofya zaten bilgelik sevgisi demektir. Felsefe oradan çıkar. Aşık olmazsan zaten öğrenemezsin. Biz insanlara cahil diyoruz. Cahil değil aslında şu aşksız. Aşksız dünyaya karşı aşkı yok. Yani hissetmiyor ki o şeyi... Kaptı bonusları. Söyleyeyim sana. Ama ne yapayım? Bu gollük orta yapıyor. Yani o hissi hissetmeden alabilmen mümkün değil. Ve o kişi aşk arıyorum diyen aşk aramıyor. Gelecek garantisi arıyor. Bildiği konfor... Yani ona ideal olarak öğretilmiş olan konforu yaşamayı tahayyül ettiğini zannediyor. Böyle bir illüzyon içinde yaşıyor. Halbuki gerçek saadet kaostadır abi. Gireceksin, cesaret edeceksin, denemediğin bir şeyi deneyeceksin. Şimdi ben bunu buradan söylerken diyelim beni 10.000 kişi aynı anda dinliyor olsun. Bu 10.000'in 3.000'ine makul gelebilir en fazla bu söylediğim. Ama geri kalan 7.000'i önümüzdeki 10 sene içerisinde eğer hatırlarsa bu söylediğim herif haklıymış diyecek. Şu anda onlara cazip, yani mantıklı gelmiyor.
Fakat bir süre sonra mecburen gelecek. Çünkü biz bunu hayatımızın değişik dönemlerinde bunun eksikliğinden dolayı bunalıma giriyoruz. O aşk eksikliği. Biz aşkı maalesef hep böyle işte şehvete hazla bir şeye bağlamışız ya. Filosofiya budur işte. Bilme aşkı. Çünkü neyse, evet. Bir tek insan yapıyor abi bunu. Ya başka kim yapacak? Fareden mi bekleyeyim bunu Allah'ını seversen? O aşk olmadan da olmuyor işte yani. Gene mi Kenan Doğulu'ya göndermiş? Ne yaparsan yap, aşk yine yap. Aşk yine yap. Ne dediğin değil, nasıl dedin onay. Güzelmiş, yakıştı. Yani şeydi. Ne yaparsan yap, aşk yine yap. İşte bu. Bundan haftalar öncesinde konuşurken, kendini tanımlarken seninle ilgili ne desek olur dediğinde meraklı diye tarif etmiştim. Galiba bu duyguların yaşlanmasının içerisindeki anahtar kelime de şu merak hikayesi. Çünkü şeye rastlıyorum sıklıkla. Aşkla ilgili 20 yaşında soru sormuş, 20 yaşında cevap vermiş. Adam 46 yaşında hala aynı cevapla yetiniyor. Tamam. Ya da işte hayatla alakalı bir şeyi 33 yaşındayken öğrenmiş, 63 yaşına gelmiş hala aynı cevabı kullanıyor. Kendi o andaki olduğu bilgisi, tecrübesiyle aynı soruyu tekrar cesurca soramamış. Yani gerçekten onu merak edememiş. Dünyada ne kadar yıldız varı tekrar onu bir 16 yaşındayken ilk flört ettiği kızla beraber bir kez düşünmüş, orada bırakmış. O zamanki dünya ne tür bir cevap verdiyse o cevabı tutmuş aklında. Yani abi aşk nedir diye soruyorsun. Aşk bir sudur, iç içkudur falan diye şaka yapıyor. Yani hani şeyi bu. Hani aşkla ilgili bildiği 45 yaşındaki bilgisi bu. Çünkü en son işte 18 yaşında düşünmüş konuyla alakalı. Sanıyorum yaşlanma o merakın, o duygulardaki yani yeni bir şeyin merakının düşmesiyle de ilgili. Sen mesela hayatında hiç böyle majör fikir değişiklikleri yaşadın mı? Yani mesela hayata dair, kendine dair, işte yaşamın anlamına, alo ben ne yapıyorum sorusunun cevabına. Gerçekten öyle. Bir senede bir, iki senede bir hep yani aynı şeydir. Ben ülke ne demeyi 33 yaşında anladığımı zannediyorum mesela. Ülke ne demeyi bir, mesela şeyi sezdim, bu çok tuhaf bir anlayıştır. Anlatabileceğimi de hiç zannetmiyorum da. Bugün insanlar işe gitmezse memurlar ülkenin olmayacağını, ülkenin zihindeki bir şey olduğunun bilgisini 30'lu yaşlarımda anladım. Ve böyle şey bir gün boyunca şey dolaştığımı fark ettim. O hissi bir anlatsana bak. O vücut bilin bir şey anlatıyor şu anda. O his nasıl bir şeydi? Yani o fikir değiştiği zaman olan şey. Gerçekten her şeyi yeniden anlamaya başlıyorsun. Yani şey filtresi takmışsın gibi oluyor. Aynen. Yani fotoğraf makinesinden bir filtreyi çıkartmışsın gibi oluyor. Ya yeniden okuyorsun her şeyi. Aynen. Yani hani o zaman o öyleyse o zaman burası da böyle demek ki falan diye bambaşka bir... İşte bak seninle o yüzden muhabbet edebiliyoruz. Mesela bizi böyle çılgın şekilde takip edenler var. Şimdi işte bir 7-8 bölümdür böyle ya yenisi yok mu? O insanlar da muhtemelen böyleler. Şimdi fikir değiştirmenin, zihinsel güncellemenin tadını almış bir insan başka bir şey. Yani başka bir kategori. Çünkü bu kaosa alışık insan. Konforun rahatsız ediciliğini daha önce defaatle deneyimlemiş. Kaosun içerisindeki o şüphe ve korkuları yaşamış ama sonundaki ödülü de bolca tatmış olan başka bir hayat yaşıyor. Çok şükür. Bak ben hep söyledim. Daha önce burada da muhabbetini ettik. Yani ben dini inançlarımı bile o kadar çok değiştirdim ki, o kadar reset attım ki. Değişen Beynim kitabının ana mottosu budur. Beynin her saniye binlerce, on binlerce yeni bağlantı yaparken sen nasıl 10 sene önceki fikrinin, tanımının, tarifinin, inancının aynısıyla yaşayabiliyorsun? Bu fikri sabit çünkü konfordur abi, rahattır. Rahat gelir. Ama öğrenmek, aşkla bakmak, bir deneyim edinmek, onunla kendini değiştirmek bu bir başka bir şey, bir başka seviye yani. İşte merak aşkın sonucu abi. Yani bence öyle. Bu yani. Ama sonradan az önce mesela bilerek şeyi sordum. Yani hani ben burada bu tarifleri ilk defa burada şu anda biliyorum. Yani daha önce yapmadım. Sohbet yani. Tadıyla devam ediyor. Zaten hani bu tarz bir muhabbetin asıl hikayesi o ya, tatlı aynen. Tarafı. Hani o yüzden mesela işte zeka, bilgi hani bunu aşk sağlıyor mu sorduğumda aynı şey bu merak etmeyi de karşılık. Yani ister istemez biri şeyi de yapıyor yani hani oradaki kendi yaşamının renklerini, tonlarını grileştiğini, sepyalaştığını hissediyor. Bunu değiştirmeyi de istiyor. Yani renkler düşüyor, tatlar düşüyor. Artık yediği her şey birbirine benzemeye başlıyor. Tanıştığı her insan birbirine benzemeye başlıyor. Şu ben hani İsmail Bey'i, Selçuk'u tanıştığım insanları anlatıyorum masada. Hani bunu lezzetli bulma hikayesi. Bu 3-5 sene öncesinde 1980'li yıllarda yazılmış bir kitabı okuduğumda fark ettiğim bir ayrım.
Yani 1980'lerde ya da 1930'larda yaşanmış bir kitapta bir insanı anlatmada ki tatla şimdi devamlı her şeyi stereotiplere bağlayan, yani o insandan 100 bin tane daha var nasıl olsa duygusuyla bakan insan algısının ne kadar farklı olduğunu fark etmeyle alakalı. Yani o farkı sezme, hissetmeyle alakalı. Bak bir yakın zamandaki fikir değişikliğini söyleyeyim. Ben böyle Hollywood filmleriyle büyümüş bir adamım. Bildiğimiz film kalıplarını rahat anlayabiliyorum. Çünkü beynim ona göre kurgulanmış. Sanatsal filmlerde uyurum. Hep uyurum. Mesela sevgili Üstad Nuri Bilge Ceylan'dan burada bir kez daha herkesin huzurunda özür diliyorum. Çünkü Uzak filmini iki kere teşebbüs ettim. İkisinde de uyuyakaldım. Çünkü beynim oradaki o uzun kadrajları falan kaldıramıyor. Yani bende öyle bir arıza var. Fakat geçenlerde daha birkaç gün önce yıllardır hep hard diskimde bir yerlerde hani yalan yok korsan morsan indirip izleyeceğim diye beklettiğim bir film var. Mulholland Drive. David Lynch'in. Yani kült bir filmdir. İzleyen kimsenin anladığı görülmemiştir şimdiye kadar. Oturdum ve abi uykulu da falan da bir günümdeydim. İnat ettim ve Mulholland Drive'ı seyrettim. Gerçekten o anda farklı bir insan olmaya başladığımı fark ettim. Çünkü anlamadım bir şey filmden. Yani çok çarpıcı görsel falan bir şeyleri var tabii filmde. O zamanın teknolojisine göre de şimdiye göre. Zaten David Lynch dahi bir adam. Sonra internete açtım yorumlarına baktım. Yani insanlar bundan ne anlamışlar. Özellikle izlemeden önce bakmadım ki başkasının düşüncesiyle izlemeyeyim. İçimde uyanan bir şey vardı ve onu orada görünce çok hayret ettim. Benim gibi bir adama bile sinema diliyle aslında 3'te 2'si rüya sekanslarından oluşan bir hikayeyi karma karışık bir çorba gibi anlatmış ve ben bunu tabandan bilinç dışı olarak anlamışım. Yani onun bir rüyada yaşanan paralel hayatlar falan tarzı bir şey olduğunu ki yönetmenin hiçbir şey anlatmak gibi bir derdi yok. Fakat bu filmi izleme tecrübesi benim için tam bir kaostu. Yani hiç alışık olmadığım bir ritimde. Düşünsene kafada zaten 1500. Olsa mesela bir Arnold Schwarzenegger filmi giriş gelişme sonuç mis gibi mutlu sonla bitse adalet yerini bulsa da rahatlasak. I am a machine. Burada mesela hiç öyle bir belirgin hikaye anlatma derdi yok, mesaj verme derdi yok. Bir sürü minnak minnak işaretler var. 10 kere seyret yemin ediyorum 10 keresinde de farklı bir şeyler bulursun ki öyle delileri varmış bu filmin. Hmm. Ayda bir toplanıp izliyorlarmış falan filan. Şimdi bu deneyim ne zaman olur? Ona kafa yordum ben bundan sonra. Sinan Canan hangi noktada geldi de abi ben Mulholland Drive'ı seyredeceğim dedi. Yıllardır o film benim elimde. Neden şimdi, neden o gün, neden bu durumda? Çünkü artık o kaosa da hazırım. Demek ki sefyalaşma başlamış gene bir dönem. Ve o dönemde böyle bir çıkışla zihnimi kaosa sokma konusunda bir arzu oluşmuş. Allah'a şükür ne güzel bir şey. Yani bu olmaya da bilirdi. Ben bundan anlamam. Ben bunu bize göre değil. Bu yaştan sonra bilmem ne. Bu jargonların hepsi işte maalesef aşksız hayatın, aşksız yaşamanın sonuçları. Ama yani yine de yani illa kullanma kılavuzu kolaylığına indirmek zorunda değiliz ama o sepyalaşmada insanlar bir yalnızlıkla ilgili, iki yaşlanmayla ilgili bir anahtar arıyor. Yani o zihinsel, duygusal yaşlanmayı engellemek için bir de yalnızlık duygusunu kendisini engellemek için. Evet. Fiziken yalnızlıktan bahsetmiyorum. Bu ikisi için de bir anahtar arıyor. Yani hani o kapıyı açacağı, bir kapı olduğunu biliyor, bir koridorda olduğunu biliyor. O bir Matrix sahnesidir. Bir anahtarcı da var yanında ama hangi anahtarcı, hangi anahtarı, hangi kapı için vereceği bilme duygusuna ihtiyaç var. Bunu nasıl anlatırız? Ne denir yani? Olarak şu anda burada yaptığımız şekilde. İnsan zihni hikayeyle çalışır. Zaten bu videoyu başından sonra izliyorsa bu belki buna işte, bir faydası oluyorsa yapılabilecek oluyor. Şey bu. Örneğini vermek, yapılmışını göstermek, en önemlisi yapılabileceğine dair cesareti sunmak. Herkes etmez o cesareti. Herkes almaz onu. Ama hazırsa o gün o kişi o cesareti alır ve dener. Ya o cesareti verebilen şey de bu hikayelerdir. Ben hep söyledim bak okullarda İlkokuldan itibaren abi derslerin %80'ini at biyografi okut çocuklara. Hayat hikayelerini anlat. O tuttur böyle yarı biyografik filmler seyrettir. Ama böyle sıkıcı filmler değil. Aynı zamanda heyecan dozu yüksek, kurgusal tarafı kuvvetli, yalan dolan içeren falan seyrettir. Çocuğun kafası bir karışsın. Aa ne hayatlar varmış falan desin. Hayatlardan ve deneyimlerden öğreniyoruz. Yani şu anda yaptığımızdan daha iyi formül yok. 10 adımda Aşklı Bir Hayat diye bir kitap yazılmaz. Yazılırsa da almayın. Öyle bir kitap yoktur yani.
Var, ben piyasada görüyorum işte. Bilmem kaç adımda işte hayat doyumu falan. Hayat da öyle doyulmuyor. Kişisel gelişim. Evet, aynen öyle. O biraz... Kişisel gelişim rafı popüler bilim kitapları rafından daha büyük. Hiç sorma. Bir de şimdi yeni moda, içinde bir şey yazmayan kitap modası var. Biliyor musun onu? Yok. Yani kitabı açıyorsun, sayfada bir cümle yazıyor. Açıyorsun, başka bir sayfada başka bir cümle yazıyor. Kitabın tamamı böyle şeylerden oluşuyor. Eskiden bu şaka olsun diye hani bundan yapması espriydi yani. Hani 1000 kitapta bir tane karşılaşıyordun. Şimdi öyle değil, bunların rafı var. 10 tane buna benzer kitap var. Yani bu özlü söz de değil. Başka ben biraz önce seni beklerken, senden biraz daha erken gelmiştim. Yaklaşık yarım saatte burada bir kitaba başladım ve bitirdim. Ya o masanın üstünde o kitabı bir verseniz, o kitabı söylemek istiyorum mesela. Heh, bu. Bak abi, şu kamera görsün, şöyle görsün. Etimolojik hikayeler. Murat Çakan yazmış. Hangi yayın evi bu? Dur bakayım. Onu da söyleyelim. Çivi yazıları ama CH ile yazılıyor. Çivi yazıları. Abi küçücük bir şey, incecik, çocuk kitabına benziyor. Kelimelerin kökenleri üzerine, yani nereden geldikleri üzerine bir hikaye. Çok güzel bir illüstrasyonlarla falan filan yapmışlar. Yani tamamen etimoloji lafını gördüğüm için sipariş ettim. Yani şu yarım saatte şu kitabı okuyup bitirdim ya. Şimdi bir daha okuyacağım ben bunu. Ya mesela periyot, hipotenüs. Mesela bak hipotenüs kelimesi. Bir tek bunu söyleyeyim. Herkes biliyor değil mi hipotenüsün ne olduğunu? Dik açılı üçgenin uzun kenarı. Hipotenüs biliyorum. Hipo altında. Biz tıpta da bunu kullanıyoruz. Bu tenüs kelimesi de teinyon. Teinyon diye bir Latince terimden geliyor. Bizim tansiyon da buradan geliyor. Gerilmiş demek. Mesela hamak gerildiği zaman buna teinyon deniyor şeyde. Dolayısıyla iki tane böyle çatılmış, dik açılı çubuğun arasında gerilmiş bir şeye, onun altına gerilmiş anlamında bir terimmiş. Şimdi bunun kime ne faydası var alan? Ama çok güzel. Niye? Hipotenüs dediğin şey böyle havada uçuşan anlamsız yalıtık bir kelimeyken artık bak illüstrasyonu da gayet güzel yapmışlar. Hama yatmış bir abi hipotenüste. Zihnin açılı veriyor bir anda. Yani ya işte bunlar güzel şeyler ama bu kitabı bir insan zor okuyor işte. Yani okumak lazım. Azıcık konforu bozmak lazım. Denemek lazım. Bugünün kitap tavsiyesi de bu olsun. Şeye bu arada Murat Çakan'a tebrik ve teşekkürler. Yalnız çok kısa olmuş. 4 cilt daha rica ediyoruz inşallah olursa. Çok memnun oluruz. O zaman ben de bir kitap tavsiyesinde bulunayım. Şimdi yeni tekrar okuyorum. Puslu Kıtalar Atlası. Aman ya Rabbim. İhsan Oktay hocam. Sevgiler. Yani biz Ot dergisinde uzaktan uzak birbirimize çok takipleşiyoruz bu arada. Sağ olsun o ve eşi benim yazıları da okuyorlarmış. Bayağı güzel haberler alışverişini yapıyoruz. Muhteşemdir ama gerçekten. Şimdi Puslu Kıtalar Atlası'nda yani hani bu vatandaş bilmeyen için söylüyor. Hani biz biliyoruz ya da bu kitap da bir kulüp kitabı ya. Bilenler bir kulüp kuruyor kafasında yani. Hani bunu belli filmleri izleyenler, belli kitapları okuyanlar bir kulübe evet, dönüşür mevzusu. Bir tarihin dönemine gerçekten duygusal anlamda gitme, tanık olmaya bu kadar karşılık gelen tadı, tuzu, dili, tavrıyla hiç bu böyle bir tarihsel yapı okumadım. Öyküsüyle, biçimiyle. Ne kadar gerçek değil mi yani? Aynı zamanda ne kadar sürreal. Tamamı sürreal. Yani postmodern bir kitap aslında. Tabii. Yani hiç de öyle tarihsel nitelik böyle öyle bir kitap değil. Bariz bir postmodern kitap ama o kadar nitelikli çalışmış. Çok ödev yapmış belli. Yani nitelikli bir ödev var üzerinde katman katman. Acayip tadını çıkararak İhsanların hikayesini okuyorum. Bir uzun İhsan bir de kara İhsan var. İhsanların hikayesini okuyorum. Bir şeyin içerisinde. Spoiler vermeyelim çünkü sonu da onun altıncı his gibi. Evet yani acayip de bir şaşırtıcı sonu da var. Ama yani oku. Bu arada şey de aldatabilir. Dile başladığında çok ağırmış gibi bir şey olabilir. Dil kendini öğretiyor kitapta. Akıyor. Evet. Akıyor yani. Hani ilk başlarken böyle acayip bir dil çok ağır ya da farklıymış gibi gelecek ama üçüncü sayfayı bitirir bitirmez birdenbire o dille hemen zihnimizin alıştığını, o dille düşünmeye başladığımızı şeyi de fark ediyorsun işte yani dili kullanmanın dönemi anlamada ne biçim bir önemi olduğunu falan şeydi. Çok şaşırtıcı. Puslu Kıtalar Atlası, Kitabül Hiyel, Efrasiyap Hikayeleri, Ahmat, Suskunlar, bunlar İhsan Oktay Yanar'ın. Sen ödev mi yaptın şimdi bu hikayeyi? Yok abi ben yani özel hayranıyım. Bu arada Suskunları hala okumadım. Duruyor evde böyle başucumda. Hayır kitapların hepsini ben okudum da ben senin gibi satamıyorum. Ben öyle bir cümle var. Ama şimdi İhsan Hoca deyince sevimli dev diyoruz biz ona kendi aramızda. Ya onun yeri ayrıdır. Senin de gündeme getirdin çok iyi oldu. Buradan kendisine çok büyük selamlarımızı ve saygılarımızı da iletmeden geçmeyelim. Evet, gerçekten tüyleri diken diken eder.
Tamam, bitirelim. Vallahi tamam, daha gidersek de gideceğiz. Ya ben, ya mevzu uzarsa uzayacak. Geçen sefer yanaklarını öpüyorum deyince millet yayın bitti zannetmiş.